Bir iş görüşmesi masası. Dosyalar ortada. Görüşme önce adınız soyadınız sorusuyla başlıyor. İş başvurusu için tüm şartlar uygun gözükse de Türkiye'de yaşayan 8,5 milyon engelli vatandaşın birçoğu sadece herhangi bir engeli olduğu için bu masadan hüsranla ayrılıyor. Engelli bireylerin iş yaşamına katılımındaki sorunları bilen Mehmet Kızıltaş 2005 yılında engelsizkariyer.com adıyla bir site kuruyor. Bir gün evde ayakkabımı işte presentable olacağız ya bugünün deyimiyle. Ayakkabımı bezle bir güzel temizledim. Ondan sonra en güzel kıyafetlerimi giydim. Koltuk değneğimi temizledim güzelce. Ve Gaziler Caddesi'nde çırak aranıyor yazısı yazan ilk dükkana girdim. Amca bana baktı, ben amcaya baktım. Ondan sonra amca çırak lazım mı dedim. Lazım lazım da dedi bana baktıktan sonra biraz daha. Sen bize lazım değilsin dedi. Şaşırmıştım, böyle bir cevaba hazır değildim. Ve günün sonunda çırak aranıyor yazısı yazan hiçbir dükkan bana ne yapabileceğimi dahi sormamıştı. Keşke dedim neler yapabileceğimi sorsalardı, yer temizleyebileceğimi, ondan sonra telefona bakabileceğimi, ondan sonra çay getirebileceğimi söyleyebilirdim. Ve baktım ki bu durum yıllar sonra değişmiyor ve dedim ki engellilerin istihdamdaki benim yaşadığım kaderi olmaması için biz 2005 yılında engelsizkariyer.com'u kurmaya karar verdik. Engelsiz Kariyer Öncülüğü'nde 2008 yılından bu yana Kariyer Günleri adı altında binlerce engelli bireye Türkiye'nin farklı noktalarında eğitimler verildi. 2015 Ocak ayı itibarıyla sitenin veri tabanında 7000'e yakın engelli bireyin CV'si bulunuyor. Engelsizkariyer.com onlarca engelli bireye kariyer yapacakları bir iş imkanı sağlıyor. Plakata gireceğiniz şirket ne olursa olsun o şirketle ilgili olarak bilgi toplamaya çalışın. Eğer pozisyonla ilgili olarak... Engelsiz kariyer öncesinde iş bulamazken, engelsiz kariyer sonrasında Koç Sistem gibi Türkiye'nin en büyük bilişim firmalarından birinde çalışma imkanı buldum. Hareketlerim kısıtlı olduğu için çok küçük konularda işe başladım. Kendilerinden böyle rica etmiştim. Şu anda dışarıda müşteriye çıkıp destek veriyoruz. Onun dışında sağlık olarak da desteği oldu. Çalışıyorsunuz, elinizde maddi imkanlarınız, manevi olarak huzurlusunuz. Bu noktada işte spor yaparak, kendimize dikkat ederek, daha farklı tedavi yolları arayarak sağlık açısından da kimseye ihtiyaç duymadan koşu mücadelemi şimdi çok çok daha güçlü bir şekilde sürdürüyorum. Engelsizkariyer.com internet sitesi engellilerin dünyasında önemli bir eksiği tamamladı. Toplumda engelli bireylerin yaşadığı iş bulma sorununa bir nebze de olsa çare bulmaya çalıştı. Sadece iş bulmalarına yardımcı olmakla kalmayıp kariyer yapacakları noktalara yönlendirdi. Hem profesyonel yaşamda hem de engelli bireylerin hayatlarında bu sayede kocaman bir fark yarattı.